Evet millet, sonunda Captain Marvel karakterini kategori 4'e bastım. Bu karakterin videolarına başlayacağız. Arkadaşlar iki ayrı video çekmeyi düşünüyorum. Bu videoda Dormammu ve Başuçuman'da test etmeyi düşünüyorum. Bir sonraki videoda da İttifak Savaşı'nda test etmeyi düşünüyorum. Full orada test edeceğiz. Arkadaşlar bu kadar sürmesinin sebebi tamamen kitap. Bu arada Loki karakterini eğer kategori 4'e basmak istersen ve yeterince iyi olursa o şekilde basarsam o da biraz gecikecek çünkü arkadaşlar bu o karakter de evrensel olduğu için full üst üste evrensel getirdiler. Hayalet Sürücü geldi, Captain Marvel geldi, bir de Loki geliyor. Bu yüzden biraz kitap sıkıntısı çekiyorum. Şu an iki tane var. Yani Loki karakteri de yani o en azından o güncelleme geldikten sonra o karakterin kategori 4 videoları da biraz gecikebilir. Ki zaten basıp basmayacağım da kesin değil. Hani iyi olmasına göre basacağım. İyi olursa basacağım. Ki iyi olacağını da tahmin ediyorum ama dediğim gibi videosu biraz gecikebilir, onu da söyleyeyim. Ama bugün biz Captain Marvel karakteriyle devam ediyoruz. Yani ayrıyetten bir istek olursa gene çekerim ama ilk olarak Captain Marvel karakterini bitirip daha sonra artık Loki güncellemesi gelecek. O karakterlere de yoğunlaşacağız. Şimdi bu karakteri arkadaşlar ilk olarak bir başuçumanı test ederek başlayalım. Evet, şöyle başlasın. Bir bakalım ne kadar etkiliymiş. Arkadaşlar 84. seviyede girdim. Null'un test edebileceğim en yüksek seviyesi. Bakalım. Evet, sersem mi yedim? Vurmadı çünkü. Arkadaşlar Captain Marvel karakterinin kullanımına bayılıyorum. Yani çünkü hasarımı hemen hemen hiç kaçırmıyorum. Evet, şurada kafese yakalandık. Sürekli olarak arkadaşlar tekrardan devreye giriyor. Bu da oldukça iyi oluyor. Yani bir rotasyonunuzu bitiriyorsunuz mesela, hemen bir yeteneği kullandığınız zaman tekrardan devreye giriyor. Çünkü şeyi uzun sürüyor. Hasar artışı uzun sürüyor. O yüzden de oldukça güzel oluyor. Yani kullanımını en sevdiğim karakterlerden biri diyebilirim. Captain Marvel karakteri için. Bayağı beğeniyorum yani. Çünkü çok kolay arkadaşlar. Ben kolay şeyleri seviyorum genelde. Çok zorlayan karakterleri sevmiyorum. Biraz daha rahat oynama peşindeyim yani. İşte Captain Marvel'da öyle bir karakter olduğu için bayağı hoşuma gidiyor. Güzel. Gayet hızlı gidiyoruz. Evet, ejderha fazına da geldik. Çok güzel, ejderha fazını da geçtik. Muazzam hızlı ilerliyoruz. Beklediğimden çok daha hızlı. Şurada vurmayı deneyeceğim, umarım ölmem. Yok, gayet tank bir karakter ya, dayanıyor. Sıkıntı yok. Thor atlamadan bitirseydik, hadi be. Neredeyse bitiyordu. Arkadaşlar 3 dakika 9 saniye gibi bir vaktimiz kaldı. Başuçuman da oldukça başarılı. Baya baya iyi yani, onu söyleyebilirim. Bir de Dormammu da test edelim. Evet, şöyle başlasın. Güzel, gayet başarılı bir başlangıç yaptık. Evet, şurada biraz bekleyelim. Yeteneklerimiz de olsun. Şuraya tek çekeriz herhalde. Güzel. İlk fazı gayet hızlı geçtik. Arkadaşlar Dormammu'da da çok başarılı ya. Gayet beğendim yani karakteri. Güzel. Evet, şurada kesti, problem yok.
Evet. Arkadaşlar 8 dakika 27 saniye gibi bir ekstra süremiz kaldı. Oldukça başarılı. Bence baya baya sağlam yani bu karakter. Devam edelim. Bir de acaba bir de gönderimde. Gerçi gönderimde test etmeye gerek yok gibi de. Neyse test edelim mi arkadaşlar? Test edelim ya. O da aradan çıksın. Bir de gönderimde test edelim. Evet şöyle başlasın. Bu arada arkadaşlar Captain Marvel karakterinin bende artefaktı da yok. Eğer artefaktı olursa çok daha başarılı olacak. Onu da söyleyeyim. Gönderim görevinin arkadaşlar son seviyesine girdim. 13.5'te. Bakalım. Burayı tamamlayabilecek miyiz? Güzel. Yeteneklerimiz de olsun öyle gidelim. Acelemiz yok. Evet yani arkadaşlar güzel gibi görünüyor ama daha başarılı karakterler de var gibi sanki. Yine bir devam edelim bakalım ne kadar süre tamamlayacak ama. Yani Black Bolt falan sanki bana biraz daha iyi göründü bu bölümde. Yine bakalım. Bitmeden bir şey diyemem. Aslında gayet iyiyiz gene ya. Bir yeteneklerimiz olsun da. Evet, neredeyiz? Sadece slotlar mı kaldı? Güzel. Arkadaşlar 1 dakika 9 saniyede burada vaktimiz kaldı. Aslında gayet güzel. Gayet iyi kullanılır. Güzel bir karakter. Gönderim görevinde de kullanabilirsiniz ama bana kalırsa arkadaşlar gönderimde daha iyi alternatifleriniz de var. Yani ama bence ilk 3'e girebilecek kadar iyi bir karakter gönderim görevinde de. Yani ki bu da oldukça iyi yapıyor. Bu karakter oldukça başarılı. Şimdi gelişimden biraz bahsedelim. Kostüm, destansı, özel ekipman olarak gücü öfkesi tip var. Artefakt olarak henüz kendi artefaktını elde edemedim. Niye böyle bir artefakt takmışım onu da bilmiyorum. Konsantrasyon yani gene az buçuk işime yarayabilir ama daha iyi artefakt takabilir miyim? Neyse. ISO 8'leri full, kızın altın gücü getirmişim, türünü full basmışım, yetenekleri full, karakter ekipmanı kısmında çiftler saldırı var, 2 tane Odin Urusu var, detay kısmında da gerekli PV özellikleri full. Evet millet siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin, tekrar görüşmek üzere, bay bay.